iki şeye önem veririm. Bir, güvenilir olmak. İki, kimseye yük olmamak. Ha, sürekli başka iki şey söylüyor. Evet Cihan Bey, yani biz de onu diyoruz. Yani biz ikimiz bu hastanenin doktorlarıyız, bize güvenebilirsiniz. Evet. Hanginize? İkiniz de başka ameliyat önermiyor musunuz? Evet, şimdi benimki şöyle, tam sizin istediğiniz gibi yani elden ayaktan düşmeden sağlıklı bir şekilde. Sen torbasız diyorsun. Evet. Torbalı ameliyat Cihan Bey size korkutucu geliyor olabilir, zor geliyor olabilir. Ama torbasız ameliyatın enfeksiyon riski var. Eğer öyle bir risk olsaydı zaten ben hastamıza bunu önermezdim Evren Hocam. Ama ya olursa Timur Hocam, değil mi? Olabilitesi var sonuçta. Yani öyle bir durumda Cihan Bey'i tekrardan ameliyat almamız gerekecek. Üstelik yaşı belli, hastalıkları belli. Sosyal yaşantısı da belli. O yüzden yapmamız gereken ameliyat torbasız. Torbalı. Torbasız. Torbalı. Torbasız. Torbalı. Torbasız. Torbalı. Torbasız. Hani bir film vardı. Turşu nasıl kurulur diye kavga ediyorlardı. Biri diyordu sirke, biri diyordu limon. Hatırlıyor musunuz? Siz aynı onlar gibisiniz. Yalnız ben turşu değilim. Ben hayatta iki şeye güvenmem. Bir sana, bir de sana. Orhan, şu Reha'yı bana... İyi günler sayın seyirciler. Ben Dilek Ekşi. Sonra. Öğle haber bültenine gelişmelerle karşınızdayım. Oğlum dinlemiyorum. Nereye bakıyorsun sen? Cihan Bey, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama televizyonda haberlere çıkmışsınız. Haberlere mi? Ne haberi ya? Ünlü iş insanı Cihan Taş Keskin'in yürek burkan görüntüleri. Yönetim kurulunda fenalaştıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Cihan Taş Keski, hastane terasında ağlarken görüntülendi. Nerede o? Nerede o kadın? Cihan Bey sakin olun lütfen. Cihan Bey sakin olun. Sakin olun lütfen. Uculuk yüzünden beni oraya o götürdü. Cihan Bey lütfen sakin olun. Onun yüzünden rezil oldum. O Bahar denen kadın nerede? O zaman biz sizi yalnız bırakalım. Çıkın, çıkın Allah'ını sever. Çıkın ya. Reha! Bulun gelin bana o kadını. Onu mahvedeceğim. Onun yüzünden bütün memlekette rezil oldum. Gel.